Hanımlar beyler, Long Dark'ta karanlık bir sabahtan, sabah olmak üzere. Hepinize merhabalar. Geçen bölüm malum bayağı bir uğraştık Gizemli Göl'e gitmek için. Bugün hava daha iyiyken çıkacağız yola. Gerçi dışarıda fırtına var hala ama yapacağımız şey çok basit. Önce yatağımızda, yatağı bulursam. Yanımdaydı az önce yatak. Yatağım nereye gitti? Hah, burada. 2 saat bir zaman geçireceğiz. Radyo kulesinden doğru. Tekrar gideceğiz oralara. Güzel, hava kötü. Güzel, hava kötü, evet. Şunu kaldırayım. Kahvaltımızı yapacağız. Yanımızda çorba olması lazım. Almıştım sanırım. Bir ateş yaksam sedir çırasıyla çakmağımızı da kullanırız. Çakmağı kullanmayıp da ne yapacağız? Kullanalım. Yalnız yanımıza aslında bir iki kumaş alsak, sargı bezi yapsak fena olmaz. Çünkü yolda belde bileğimizi burkuyoruz falan. En son sargı bezimiz bitmişti, biliyorsunuz. Onu da halletmemiz lazım. Bu bölüm artık Gizemli Göl, bekle beni diyorum ve umuyorum ki oraya ulaşırız. Sağlam domates çorbası, tozlu domates çorbası. Seni pişirelim güzelce. Aynen, ne kadar 14 dakikası var. Şuralarda bir yerde perde vesaire bir şey var mı? Şurada var. Kaç dakika? 9 dakika. Parçala. Güzel. Çorbaya geri dönelim. 2 dakikası var. O arada biz bir tane de sabah kahvemizi pişirelim diyorum. Kutu kahve. Pişir. Bir tane daha koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. Şimdi en fazla 2 tane koyulabiliyor. Bunu yiyelim. Güzelce hem susuzluğumuz birazcık gidersin. Hem açlığımızı. Orada belki hava birazcık düzelir. Çakmağımız burada. Bunun olmasına 7 dakika var. Şey, ne kadar zamanda yapıyor sargı bezini? Sağlığa gelsek, sargı bezi desek 10 dakika. İyi. Yanmaz o kadar zamanda. Hemen şuradan sargı bezlerimizi hazır edelim. Güzel. Kahvemiz de oldu. Bunu da içelim. Seni alayım yanıma. 19 dakikalık ateşimiz var hala. Hava maalesef kötü ama bakalım görüşümüz ne kadar kapalı. Sabaha karşı başlayan fırtına hala devam ediyor. İşin kötü yanı. İyi yanı da bu kadar uzun süredir devam ettiğine göre yakında bitecek diyecektim ki. Hava gayet güzel. İçerideyken bayağı fırtına varmış gibi geliyor sesi. Her neyse. Silahımızı çıkartalım. Reload yapalım. Bu sefer haritayı açmadım yanımda çünkü artık geçen bölüm ezberledim bayağı. Yani haritayı ezberledim. Bugün sıkıntı olmadan yapabileceğimizi düşünüyorum. Dışarısı çok soğuk. Kaç derece hissediyoruz? -8 hissediyoruz. -26 dışarısı normalde. Kurtlar bize bulaşmazsa şu ileride bir halat olması lazım bizim yukarı çıkabilmemizi sağlayacak. Oradan doğru gideceğiz. İşi biraz garantiye almak istiyorum bu sefer. Direkt radyo kulesinden doğru yolumu arayacağım. Çünkü o mağarayı girişini görüyor olmamız gerekiyor bizim bir şekilde. Biraz yüksekte bir mağaraydı hatırladığım kadarıyla. Oradan buraya geldiğimizde atlayarak iniyorduk genelde ama yandan
Muhtemelen bir çıkışı var. Haritada çünkü oradan giriş olduğunu söylüyor. Çok büyük ihtimal oradan bir çıkışta olması lazım o mağaranın içinden. Kurttur, ayıdır. Onlar bize bulaşmadığı sürece rahatlıkla biz dağa tırmanırız. O kadar yüksek değildi o ip. Demek ki şuralarda bir yerde. Biliyorsunuz eskiden orada bir halat yoktu. O yüzden yerinden çok emin değilim ama hatırlarsanız o halattan çıktıktan sonra sağ arkamızda kalmıştı bu şey. Heh, burada. Aynen. Burada yine bir mağaramız var. İçinde ayı olabilir. Dışında da ayı olabilir. Ama görünüşe göre herhangi bir yerde ayı yok. Bu iyi bir şey. Silahımızı kaldıralım. Alayım. İleride bir ok falan yapmayı düşünüyorum açıkçası. Ok ve yay. Hadi bakalım. Karnımız tok, enerjimiz tam. O yüzden çok rahat tırmanabiliyoruz şu an. Fazla yükümüz de yok. Buradan dümdüz gidince tepe mağarasına geliyoruz. Silahımızı çekelim. Buralarda kurt olabiliyor. Şansımızda hava çok güzel. Umarım bozmaz biz mağarayı bulana kadar. Mağarayı bulduktan sonra çok sıkıntı yok. Yeni haritalara gitmek istiyorum artık. Hani daha önce hiç gitmediğimiz bu haritaları bulmak istiyorum. Şu dağ olabilir ya da bu dağ. Bu iki dağdan bir tanesinde mağara olabilir. Bakalım. İleride kurt var. Gitmek istediğim yerde. Bir iki mermi harcamamız gerekebilir yine. Burada da var. Kurtlar burada birazcık bol. Üç tane kurt görüyorum şu an. Çok güzel. Gençler bana bulaşmayın. Şu dağ değildir. Belki bu. Yani haritaya göre o kadar uzakta göstermiyordu çünkü. Mağara girişi görürsek çok şanslı hissedeceğim kendimi. Bu kadar yüksek olmaması lazım o. İşin iyi yanı dediğim gibi görüş çok net. Acayip net bir görüşümüz var. Bu sevindirici bir durum. Hadi bakalım.
O kadar soğuk değil. O kadar soğuk değil. Hemen gaza gelme. Hanımefendi. Geçen bölüm gittiğimiz yerlere geldik. Eğer buralarda değilse bir arkadaki dağ var ya, orada olma ihtimali var. Oraya döneceğiz. Ben size bugün o dağı bulacağım. Mağarayı bulacağım size. Kafaya koydum. 3 bölümdür etrafta gezip duruyoruz. Evet, burada şelaleye geldiğimize göre geride kaldı o. Bulacağız onu, hiç merak etmeyin. Demek buraların arka tarafında kalıyor. Bu kadar temiz havada ben bulamazsam bu mağarayı, oyunu bırakır silerim. Bunca yıldır Long Dark oynuyoruz. Bir gizemli gölü bulamadı dedim tam kendime. Gerçek hayatta ne kadar stres dolu olurdu yalnız bu yaptığımız şeye. Geçen bölüm yaptığımız kamp. Burada duruyor. Ben hep buradan ilerisine baktım. Demek ki gerideymiş. Karanlıkta anlaşılmıyor çünkü bir şeyler. Arkasından ses falan çıktıydı yanlış hatırlamıyorsam. Doğru düz bir şey göremedik. İlk yola çıktığımız gün tipi vardı yine. Bugün bulacağız. Bugün kafaya koydum. Hava kararmadan ki daha bayağı var. Şu an 11 civarı falan herhalde saat. Güneşin koluna bakarsak. Hava kararmadan o mağaraya ulaşmamız lazım. Ya çok açık söyleyeyim. Bu bölümde Gizemli Göl'e gidemezsek ya da Gizemli Göl'e giden mağarayı bulamazsak seriyi sonlandırırım. Yok öyle bir şey yani. Gideceğiz. Bu işi gurur meselesi yaptım. Türkiye'de ilk defa Timberwolf Dağı'nın zirvesine çıkan bir yayıncı olarak bir gizemli gölü kaçıramam. Buraları tırmanmadan aslında şey dedim ya, radyo kulesini oradan gideceğim diye. Keşke vazgeçmeyip radyo kulesini oradan başlasaydım aramaya. Haritaya göre bir yol görünüyor. Yani burası yol sayılabilir diye düşünüyorum. Ya, araba yolu değil de bir işte patika. Patika üzerinden şu tarafa giden bir yol olması lazım. Hani U dönüşü yapacağız gibi düşünün. Buradan böyle sola doğru döneceğiz. Bu tarafta mağara olacak gibi bir yer bulmam gerekiyor benim. Bakalım. Şurası olabilir bak. Burada bir şey var. Bir yol gibi bir şey var. Ama bu o yol değil yahu. Sahil yoluna benziyor burası.
Çok mu gittik bu sefer de? Ta aşağılara kadar gittik. Burası belki. Hayır. Devam, buradan devam. Şu mağarayı mı kapattınız? Yok mu artık acaba buradan bir geçiş? Herhalde bileğimizi bırakabiliriz diyecektim ki korktuk. Hemen bandaj. Neyse ki yapmıştık. Kullan. Bir tane ağır kesici iç. Kullan. Tamam. Karnı acıktı. Yemek, 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 yemek. Ketçaplı cipsi. Soda. Canım çekti şunda ya. Neyse. Devam. Burası değil. Şey nerede bizim? Radyo kulesi nerede? Taraflarda olması lazım. Radyo kulesi. Radyo kulesi burada. Radyo kulesinden doğru bakalım. Burada bir yol var mesela. Bu yolu mu kastediyor? Bakın buradan bir yol gidiyor. Burası olabilir. Biz belki çok diplere girmiş olabiliriz. O da mümkün. Daha ortalarda bir mağara. Belki. Burası bayağı yola benziyor yani baktığınız zaman.
Dayanamıyorum. Koşasım var. Enerjim yok. Koşamıyorum da. Burası olabilir mi? Biz galiba yine dönüp dolaşıp aynı yere geldik. Ya şurası... Böyle bir yerde. Burası mağara mı? Burasıysa bayağı sinir olacağım. Çünkü burada o kadar çok geçtik ki. Böyle ağaçlar yoktu ama eskiden burada işaret namına. Hatırlamıyorum. Vallahi galiba bulduk. Lan geçen bölüm ben kaç kez geçtim bu ağaçların oradan. Tatlı vadiden ayrıl. Vallahi bulduk. Değiştirmişler haritada oraları ya sanırım. Çok büyük ihtimal. Eskiden öyle bir harita hatırlamıyorum. Neyse. Yırttık yine. Seri devam ediyor arkadaşlar. Devam. Burada ısınacağız. O açıdan bir sıkıntı yok. Yorgunuz sadece ama. Taş yığını. Hikayesi henüz yazılmamış. Vay be. Bu kadar uğraş sonucu. Sonunda bulduk. Mağarada ayıdır, kurttur bir şey sanıyorum yoktu. Kamp yapılmış zamanında. Uğrayalım kamp yerine. Kamp ateşi. Çantada ne var? Güzel. Odun da var. Saat kaç? İyi, bir saat bir ateş yaksak biz burada toplanmış ateşte. Toplamış odunla. Ve toplamış ateş vardır. Neyse. Come on, little fire. Come on. Ya sana şaşardım. Tutuşturucumuz yok. Bu iyi olmadı. Bizim bir ara tutuşturucu daldan yapabiliyoruz ha. Ateş tutuşturucu parçası. Yap. Tamam. Yak bakalım. Come on, little fire. Bizde şans yok. Bir daha. Olacak gibi görünüyor. Ateşi yakarsak bir kahve yapacağım, sonra yatacağım. Azıcık bir dinlenelim. Kaç dakikalık ateşimiz var ona bir bakayım da. 25. Yakıt ekle, toplanmış odunumuz var. Şimdi 1,5 saatlik olsun. Pişir. Seç. Kutu kahve.
Işığımızı söndürelim boşuna. Enerji tükenmesin. Yatağımızı şöyle silelim. Tamam. Hazır olmasına 9 dakika var. Güzel. Hava çok kararmadan yola çıkacağız tekrar. Şu dinlenme olayını istiyorum. Başımıza çökecek gibi bir hal var ama. Asıl zorluk şeyden gizemli gölden sonra başlayacak bu arada. Hiç bilmediğim haritalara gideceğiz. Orada ne kadar hayatta kalabiliriz bilmiyorum. Göreceğiz hep beraber. İç bunu. Bonusuna yararlanamayacağım biliyorum ama. Bakalım ateşimiz artarsa eğer bir tane daha kahve yapar. Öyle çıkarız yola. 8 dakika. Tamam. Gerek yok. Sen de burada ana olarak kal. Seni alayım yanıma. Bunu sanıyorum buradandır. Oh be. Sevimli vadeden daha önce hiç bu kadar nefret etmemiştim. Yolumuz da buradan değilmiş bu arada ama olsun. Odun aldık. Evet, burası olma ihtimali yüksek. İkiye ayrıldı yol. Aşağı doğru. Geyin etini aslında alabiliriz ama çok da önemli değil. Bakalım şimdi nereye geldik. Güzel. Doğru yoldayız. Buralarda benim hatırladığım bayağı bir kurt vardı. Sanıyorum bu taraftan gitmemiz lazımdı. Tabii barajda o hidroelektrik santralinde içeride de kurt çıkma ihtimali çok yüksek. Ara ara çıkıyordu. Şimdi zor modda oynuyoruz. Kesin çıkar. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Hadi bakalım. Doğru hatırlıyor muyuz yolu? Burası çok büyük bir yerdeyiz zaten. Her türlü buluruz da. Gerçi büyük konuşmayalım. Çıkabilir miyim? Acaba zorlasam? Yok. Bakın. Hasrotu. Gizemli gölün alameti. Az mı hasrotu yedik be bu oyunda? Bunu almayacağım evet, o kalsın.
Tamam, çıkışımız yok. Elektrik kablolarını zaten takip etsek santrale ulaşırız da şu taraf olması gerekiyor. Yok, bu tarafmış. Tamam. Tam karşımızda. Oraya nereden çıkış vardı? Ben çok hatırlamıyorum. Bakalım. Sanki hani gittiğimiz yönde sol tarafımızda kalan bir yerden yukarı bir çıkış olması gerekiyor hatırladığım kadarıyla. Tamamen yanlış hatırlıyor olabilirim. Göreceğiz hep birlikte. Eskiden bunun dışında içeri giriş yoktu. Neyse bakalım. Bakalım. Kurt mu? Aynen orada bir kurt var. Kimseyimiz yere kaçmış olması. Kurdun. İyi olmaz çünkü bir anda karşımıza çıkacak bir kurt. Vuramamışız herhalde. Heh, geliyor. Sıra vurduk. Çabuk, çabuk, çabuk. Bir daha vurduk. Herhalde ölür artık. Çok fazla kurt izi var. Demin kaçan kurt herhalde. Evet, devamında yok. Devam. Devam, geldik sayılır. Kendimizi içeri bir atalım. Hidroelektrik santralini. Bu arada işimize yarar bir şey var mı diye bakıyorum. Toplanmış odun alayım. Bir tane alsam yeter. Burada bir şey yok. Burada metal istemiyorum. Kaldıralım şimdilik. Ateş ediyor sonra yanlışlıkla. Evet, burayı açamıyoruz yine. Karşıya geçeceğiz. Karşıdan sanırım giriş vardı. Pencereden falan bir yerden. Biz bu ayağımız bir kaysa. Var ya, üf. Bunlar da kırık. Peki. Loot var mı diye bakıyorum bu arada. Biliyorum giriş tutarsa değil ama. İşimize yarar bir şey çıkar belki. Altı patlar mermisi fena olmaz mesela bir yerlerden çıksa. Bayağı bir mermercilik işimizi garantiye almak adına. Kaçıyordu aslında o kurt. Hani saldırmasam da olurdu ama. Şey yapamadım. O riske giremedim. Şuradan aynen.
Şunu araştır. Olur. Şu pencereden... Kayseri Nehir'den ayrıldık. Oh be! Vallahi geldik. Gayet de güzel oldu. Buraları artık bir sonraki bölümde lootlayacağız arkadaşlar. Ben şuraya bir yatağımı hemen serip rüzgarsız bir yere. Kurt var mı? Hızlıca şöyle bakalım. Buralarda olmaz gerçi de. Alt katta olur olursa. Geceyi burada geçireceğiz. Hidroelektrik santraline geldik. Oyunu kaydetmesi açısından ben 1 saat bir uyuyorum. Ve bölümü burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Başardık. Zor oldu ama başardık. Bundan sonrası kolay yani zaten. Şeyden çıkınca. Barajdan çıktığımız anda. Gizemli Göl'e geliyoruz. Gizemli Göl'den sonra da artık asıl zorluk başlayacak. Gizemli Göl'de beylik evlerimiz var biliyorsunuz. Onları bir şey yaparız. Lootlarız. İşte avcı kulübesi var. Bir izci kayıt evi miydi? Bir şey vardı. O büyük iki ev. Oralara bakarız. Onun ardından yolumuza devam ederiz. Ne yapacağım bunu? Önümüzdeki bölüm zaten buraları lootlayacağız. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.